Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurur. O da aklıma gelmişken paylaşayım, niyetle ilgili önemli bir rivayettir. Efendimiz buyurur ki اِذَا اَتَ الْعَبْدُ اِلَى فِرَاشِهِ فَاَرَادَ اَنْ يَقُومَ وَيُسَلِّيَ مِنَ اللَّيْهِ. Bir kul yatağına doğru gelir de geceleyin kalkıp namaz kılmayı murad eder, kast eder. Bakın yani niyetin ne kadar Cenab-ı Hak katında makbul bir şey olduğunu anlatıyor bu hadis. Ama kimin niyeti? Müminin niyeti. Onu da unutmayın. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Peki bu söz bu kadar bitiyor mu? Bitmiyor. وَعَمَلُ الْمُنَافِقِ خَيْرٌ مُنِّيَ. Münafıkın ameli de niyetinden hayırlıdır. Niye? Çünkü münafığın ne şerli niyetleri vardır biliyor musun? Çok şerli niyetleri vardır. Onların hepsini imkanı olmadığı için yapamayabilir. En azından şu anlık imkanı nispetinde yaptığı şeyler kısıtlıdır. Kısıtlıdır. Yapamadıkları en azından nedir? Çok daha fazladır. Onun için yaptıkları yapamadıklarından hayırlıdır. Müslümanın ise yapamadığı şeyler yaptıklarından nedir? Hayırlıdır. İşte geceleyin kalkıp namaz kılmayı murad ederse diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, فَغَلَبَتْ وَعَيْنَاهُ. Gözleri ona galip geldi, uykusu galip geldi, kalkamadı. Ama niyetinde ne vardı? Kalkmak vardı. Saatini de kurmuştu, çok yorgun düştü, bir tap düştü, kalkamadı. Ne olur diyor, كُتِبَ لَهُ مَا لَوَا. Niyet ettiği şey ona yazılır. Kalkıp da kılmış sevabı yazılır. فَكَانَ لَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّ. Ve uykusu da ona Rabbi katında bir hediye olmuş. Hem uyudun, hem namaz sevabını aldın. Cenab-ı Hak, heniyen meriya, uykun da sana helali hoş olsun kulum. Madem ki sen kalkıp ibadet etmeyi murad ediyordun. Olmadı beşer nispetinde hasbel kader, yapamadın, takatin gücün yetmedi. Uykun sana benden hediye olsun. Ve diğer hediye de ukrevi hediye. Nedir o? Sevabı da aynı şekilde ona yazılmış oluyor.